Anne ve babanın tutarlı davranmamasının çocuğun kişilik gelişiminde çok önemli bir etkisi vardır. Peki tutarlı olmamak ne demek? Eğer bir gün evet dediğinize hayır diyorsanız ya da hayır dediğiniz birkaç gün sonra evet'e dönüyorsa bu tutarlı davranmamaktır. Mesela tablet süresi artık 1 saat dediniz ve 3-5 gün sonra 1 saat kuralı kayboldu ve gitti. Ya da kola içmeyi yasakladınız ve gün geldi bir hafta sonra çocuk sizi ailece kola içerken gördü. Tutarlı olmamanın bir başka boyutu da annenin evet dediğine babanın hayır, babanın evet dediğine annenin hayır demesidir. Örneğin anne varken tabletin verilmesi, baba varken verilmemesi ya da baba varken verilmesi, anne varken verilmemesi gibi. Bu ortamda büyüyen çocukların öfkesi artar. Çok ısrarcı olurlar, tuttururlar. Kurallara karşı çok tepkili olurlar. Ama bunların dışında size anlatmak istediğim çok önemli bir nokta daha var. Yalaka olmayı, hile yapmayı ve hilekar olmayı bilmeden, istemeden çocuğa öğretmiş olursunuz. Bu çocuklar oynarken hileye başvurabilirler, sınavlarda kopya çekebilirler. Güçlü birisini görünce yalakalık yaparlar. Peki bu çocuklar büyüdü ve mühendis oldu, hukukçu oldu, tüccar oldu ya da siyasetçi oldu. Gerisini siz tahmin edin.